Manşete hoş geldiniz. Analiz yapmanın, değerlendirme yapmanın, konuşmanın zor olduğu günler. Fakat ne çare? Her ne olursa olsun konuşmak zorundayız. Daha sözümüz bitmedi. Hemen her konuyu değerlendirmek, önün arkasına bakmak zorundayız. Ayrıca olaylara, hadiselere nereden nasıl bakmamız gerektiğini de konuşmamız lazım. O açıdan önemli. Ayrıca siz konuşmazsanız ortalık ipsiz sapsız insanlara kalıyor. Böyle de bir yanı var işin. Büyük bir deprem söz konusu. Kahramanmaraş'a giden Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Bu ömrüm boyunca gördüğüm en kötü doğal afet ve aynı zamanda en büyük uluslararası yardım kampanyası." dedi BBC'ye. Gerçekten öyle. Bölgenin belki de dünyanın gördüğü en büyük depremlerden biri. Dünya televizyonları günlerdir bu konuyu ana konu olarak işliyorlar. Bölgeden ekipler her yana dağılmış sadece Türkiye değil Kuzey Suriye'de de gelişmeleri bildirmeye çalışıyorlar ve dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları Türkiye ve Suriye için devam ediyor. Bu son derece önemli. Elbette yardımların bölgeye intikali, elbette bu yardımların sevk ve koordinasyonu, dağıtılması ve milyonlarca insan evsiz kaldı. On binlerce hayatını kaybetti ama milyonlarcası da evsiz kaldı. Bölgeden göçüyor bu bölgenin yeniden ayağa kaldırılması açısından önemli. Sistem, organizasyon. Bu yılı bu kargaşayla geçireceğiz öyle görülüyor. Seçim tartışmaları da muhtemelen arada kaynayacak. Ama 2024'ten itibaren muazzam bir inşa çalışması başlayacak, başlamalı. Sistem çökmüştü. Sistemin 10 yıldır bütün kiriş ve kolonlarını kesmişti devletin başındakiler. Ve çöktü sistem. ...fakat kirişleri ve kolonları kesilen sadece sistem değildi... ...belli binalardı, onlar da çöktü... ...belli binalar depreme karşı güçlendirilmemişti... ...birazdan bakacağız... ...bu binaların... ...mesela Maraş'ta %58'i 2001'den sonra yapılmıştı... ...ama... Dayan, ...dayanamadı... ...çünkü dayanıksız binalardı bunlar... ...yani 1999 depreminden ders alınmadığı gibi... ...99'dan sonra ilan edilen... ...yapılan, inşa edilen binalar da çürüktü... ...ve... ...şimdi bu depremden... ...bu defa ders almamız ve bu depremden aldığımız derse de bundan sonraki hayatımızı ve bundan sonraki Türkiye'yi dizayn etmemiz gerekiyor. Ders çıkarılır mı? Ben çıkarılacağına inanıyorum. Çıkarılmaz mı? Önceki örnekler çıkarılmadığını gösteriyor. Önceki örnekler milletin ve devletin bu konuda atması gereken adımları atmadığını gösteriyor. Bildiğini okuduğunu gösteriyor. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın lafı değil. Bu genel geçer bir laf ama Tayyip Erdoğan o gün öyle bugün böyle konuşuyor. Bu tweet'i de 17 Ağustos'un yıl dönümünde 2013 yılında atmış. Şimdi kader planı diyor. Ayakta kalan binalara bakıyorsunuz. Mesela inşaat mühendisleri odası çıkabiliyor ama yıkılan bir bina yapı denetim firmasının binası olabiliyor. Çok tenakuzlar, çelişkiler de var. Fakat bilinen bir depremdi bu, beklenen bir depremdi bu. İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Çabukel 184 gün önce iki deprem geliyor diye bas bas bağırmış. Videosu da var, bulup seyredebilirsiniz. Deprem kapımızda değil, ayağımızın altında. İki fay hattı var, iki büyük deprem olacak diyor. Yine İçişleri Bakanlığı himayelerinde Maraş'ta bu AFAD'ın sitesinden kestim getirdim. 2019-9-10-11 Ekim tarihlerinde yani yaklaşık 3,5 yıl önce Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7,5 şiddetinde deprem tatbikatı yapılmış. Pazarcık merkezde depremin üssü şu anda merkez üssü Pazarcık. Yani devlet biliyormuş 3 gün süren 26, ilimi, 26 ilin katılımıyla gerçekleşmiş bu tatbikat. 1413 personel, 1 helikopter, 271 araç filan falan devlet biliyordu Kahramanmaraş Pazarcık'a depremin geldiğini ama ne çare şimdi insanlar bu şekilde toplu mezarlara defnediliyorlar ve kentlerde kesif bir ceset kokusu var enkaz kaldıramadığı gibi devlet cesetleri cenazeleri de organize edemiyor postadan kestim getirdim bunu hafta sonu gazetesi cenazeler numaralanarak defnediliyor DNA örnekleri alınıyor ileride kimlik tespiti yapılmak üzere. Bu da New York Times'ta çıkan bir fotoğraf. Bir arama kurtarma görevlisi enkazın üzerine Türk bayrağı dikerken. Bu da sembol fotoğraflardan biri. Başta söylemiştim. TÜİK istatistiği, devletin kendi TÜİK'i, Türkiye İstatistik Kurumu. Depremden etkilenen 10 ilde hane halklarının yarıdan fazlası 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyordu diyor. Son 22 senede inşa edilen binalarda ve tümüyle AKP döneminde. Ve oranlar var il il. Kahramanmaraş'ta 2001'den sonra inşa edilen ev %58. Yani her 5 evden 3'ü 2001'den sonra inşa edilmiş. Deprem yönetmeliğine göre üstelik. Evet. Ulaş Tol paylaşmış. Bugün ana akım televizyon izleyeyim dedim. Twitter yerine sürekli mutluluk, mucize, haberler, heyecan, coşku, umut, duygu seli. Twitter'a baksak ne çok sorun var oysa ki eziyetmiş orası. Görüntülerde herkes afat, yabancılar Twitter'da, İstanbul Büyükşehir'de, diğer belediyeler diye geçiyor. Erdoğan üniversiteleri tatil etti, asker celplerini erteledi ama bir yıl süre istiyorum bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Bize güvenin dedi. Bu Bunu seçime de uyarlayabilirsiniz. Her ne kadar Anayasa 78. madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş kararı almasını gerektirse de seçimin ertelenmesi için iktidar buna yol yapıyor ve belli ki deprem koşullarını da mazeret göstererek seçimleri bir süre ertelemenin yoluna bakacak ve o arada da bu işi toparlamaya tekrar e, kaybettiği oyları toparlamaya çalışacak. Erdoğan'ın niyeti bu ama yaklaşan yani önümüzdeki aylar siyaseten ne gösterecek hep beraber göreceğiz ve muhalefet buna rıza gösterecek mi? En azından Selahattin Demirtaş'ın rıza göstermeyeceğini biliyoruz. Yeni attığı tweetlerde pazar günü otoritesi sarsıldı, makyajı döküldü, fiyakası bozuldu. Şimdi acilen ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye ihtiyacı var demiş. İkinci gün Erdoğan'ın afatta verdiği fotoğraf eşliğinde. Bu da bir başka paylaşımı. İşte tam da böyle zamanlar Erdoğan'ın gözünü karartıp en çılgın şeyleri yaptığı zamanlardır. Ne yaparsa yapsın korkmayın, geri adım atmayın, ülkenin geri kalanını da yıkmasına izin vermeyin, beraber direnip beraber kazanacağız demiş. Erdoğan'ın bu fotoğrafı 7 Haziran 2015 seçimlerini kaybettiği gece akşam çekilmişti. Bülent Çelik gazete pencerede enkaz altında kalanlara da kalanlara sandık da eklenir diyor. Evet sandık da enkazın altında kaldı. Sen seçimin ertelenmesine karşı mısın değil misin? Ben seçimin ertelenmesine karşı olup olmamanın önemi yok. Yani Türkiye'nin nereye gittiğini ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Ve muhalefetin bu durumda ne tavır alacağına da bakıyorum. Şu anda 6 Şubat'tan önceki ...6 Şubat'a kadar konuşulan her şey çöp olmuştur. 6 Şubat'tan sonra bambaşka bir Türkiye vardır. Bir. İkincisi seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Normal zamanda mı yapılacak? Bu da bir belirsizliğe mahkum olmuş bir konudur. Anayasa ne derse desin. Üç. İktidar bunu ertelemek için elinden gelen ardına koymayacak. Dört. Evet bölgede gerçekten seçim yapmaya uygun koşullar var mı? Hayır yok. 10 il alt üst olmuş. Ee, yarısı göçmüş. Yığınla insan enkaz altında kalmış. Kentler yıkılmış hangi seçmen hangi mahallede hangi sandıkta oy kullanacak, hangi aday nasıl kampanya yapacak? Türkiye'de 13,5 milyon nüfusun etkilendiği bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla zor bir konu. Öyle kestir batılacak bir konu da değil. Yani işin bir tarafında olup olmama konusu değil. Bu kadar zaman sonra bu kadar çok insanın sağ çıkarılabilmesi bir tek şeyi gösteriyor diyor Ümit Kıvanç. Bütün o gecikmeler en az binlerce belki daha çok canın kaybedilmesine sebep oldu. Uzmanlar konuşsun hadi bakalım demiş İyi haberlerle bitirelim. Mesela Kaş Kaymakamlığı paylaşmış. Yunanistan'dan gelen yardımı Yunanca teşekkür ederek de ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla zarar gören halkımıza yardım etmek isteyen güzel yürekli Meis halkına teşekkürler. Meis Yunanistan'ın en doğu ucunda Kaş'ın hemen karşısındaki 2 kilometre açığındaki <laughs> Yunan adası. Meisliler e Kaş üzerinden depremzedelere yardım göndermişler. Bu son karemizde bir çorba dağıtımı ama çorba dağıtan TKP'liler çorba alanlarda ülke ocakları mensupları. Bunlar güzel kareler. Bu karelerle konunun hatırlanması, bu karelerle bundan sonrasının inşa edilmesi gerektiğini düşünüyor. Onu anlama anlatmaya çalışıyoruz. Toparlamak gerekirse komşular yardım için sıraya girdi. Büyük bir afet söz konusu. Şu arada seçim erteleme için savaş gerekçesi yapılacak veya didişilecek bir komşu yok. İkincisi ciddi bir güvenlik ve asayiş sorunu var kabul ediyorum. Yağmacılar var, hırsızlar var. Bu fırsatı değerlendirip kendince bölgeye gelen çevre illerden insanlar var. İnsanlıktan çıkmış, insanlıktan nasibi nasip almamış mahluklar diyeyim. Bu konu Suriyelilere, mültecilere dönük bir öfke patlamasına da yol açıyor. Ama bu yağmacıların işkence edilmesini, dö yağmacılara işkence yapılmasını, dövülmesini ve öldürülmesini haklı çıkarmıyor. Gözaltına alıp gözaltındayken ölen yağmacılar var. toplum kopmuş durumda. Bu bu paylaşımların altında bunu alkışlayan insanlar da var. Ciddi bir güvenlik ve asayiş sorunu var. Ve eğer o halse hani yağmacılar için çıkmıştı sadece yağmacılar değil genel anlamda ciddi bir güvenlik vasayi sorunu var böylesi büyük 10 ile etkileyen büyük bir coğrafya 13,5 milyon nüfus e, olur bunlar yaşanır ama tedbir almak önlem almak gerekiyor o bölgenin insanları zaten depremin altında kalmış o bölgedeki polisler askerler şu bu neyse çevre illerden bir seferberlikle eee orada işlerin ucundan tutacak insanları bölgeye yönlendirmeniz icap ediyor. Müteahhitler kaçarken yakalanıyor. Binaların tespit edilip sıralı sorumlu listesi belirlenmeli ve örnekler alınarak da bu binanın neden yıkılan binaların neden yıkıldığı tespit edilmeli. Bu ilerideki soruşturmalarda, dava sürecinde son derece önemli deliller. Deliller süpürülmemeli. Burada devlet yok sesleri. Her yerde bunu duyuyoruz, işitiyoruz. Gazeteciler görevini yapmıyor. Mikrofonları depremzedelerden kaçırıyor veya depremzedeler kendilerine yanaşıp dertlerini anlatma çalıştıklarında bir kamera görünce yayını kesiyorlar. Utanç verici günler, utanç verici görüntüler. O arada devletin İçişleri Bakanı halka çağrı yapıyor. Elinizde ne varsa gönderin. Evet insanlar elinde ne varsa göndermeli. Bir yerde yardımlar yığılmış ya da bir yerde yardımlar çok fazla. Orada artık battaniyeye ihtiyaç yok veya ekmeğe ihtiyaç yok olabilir. Fakat başka yerde var. İşte bu da bir anlamda koordinasyonsuzluğu. Yardımların sevk ve idaresinde bölgelere dağıtılmasında sistemsizliği gösteriyor. Tek elden değil pek çok noktada merkez ve onlar da birbiriyle koordineli bir şekilde bu yardımları sevk ve idare etmeli. Ama galiba yurt dışından gönderilecek yardımların nakdi yardımlar olması önemli. Para yardımı olması önemli. Çünkü yurt dışında e, erzak, giyim kuşam, ilaç veya belli malzemeleri toparlayıp göndermenin önünde hem fiziki hem de bürokratik engeller var. Ve daha pahalı olabiliyor. Nakdi yardımların ulaştırması önemli. Ayrıca sadece bugünlerde e, Ihtiyaç, ihtiyacı olanlara yardım etmek, enkazı kaldırmak veya yaraları sarmak değil, sonrasında da esasen e, çok iş var. Yıllar sürecek bir mücadele, yıllar sürecek bir inşa meselesi. Bir kere daha söyleyeyim. Devletin kirişleri ve kolonları yıkıldı. 10 yıldır bir 10 yıldır sistemin çöküşüne tanıklık ediyorduk. Bunu kolonu ve kirişi olmayan zayıf binaların çökmesiyle de bir kere daha fiziken gördük ve bu yıldan itibaren 2023, 24, 25 yeniden inşa süreci, sistemin inşası, şehirlerin inşası, yeniden yaşamın inşası. Restorasyon dönemi bitti çünkü restore edilecek bir şey yok. Her şey tuz buz olmuş durumda. Yeniden inşa süreci. Umarım akıllar başa gelir ve umarım öncekilerden ders çıkarılmadı belki ama bundan çıkarılan derslerle yaşanabilir bir ülkeyi bizden sonraki nesille bizden sonraki nesle ve nesillere armağan edebiliriz. Bizden önceki nesil umduğunu bulamadı. Bizim nesil üstünden geçildi. Ama en azından biz çocuklarımıza ve onların çocuklarına düzgün yaşanabilir, gurur duyacakları, huzurla hayatlarını sürdüreceklerini, istikbal endişesi taşımayacakları bir ülke armağan edebiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.